genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba. Eğitimle ilgili merak edilenlerin konuşulduğu tercih zamanına hoş geldiniz. Bugünkü konum kendisine de tarih söyleşilerinden aşina olduğumuz çok kıymetli Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fahamettin Başar. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Serra Hanım. Ee, hocam pandemi sürecinde eğitimde hep altını çiziyoruz. Ciddi bir sınav verdi. Eğitimciler de öyle. Hani alışıla gelmedik bir durumdu, beklemediğimiz bir durumdu. Sizin kurumunuz bu süreci nasıl atlattı ve önümüzdeki süreçte de öğrencilere nasıl bir eğitim hayatı bekliyor? Efendim bu yıl 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde olağanüstü bir durum yaşadık. Bütün ülkece ve dünyada malumunuz. Maalesef. Mart başında 11 Mart'ta pandemi Salgın ilan edilince üniversiteler malumunuz eğitime ara verdi ve uzaktan eğitim sistemiyle devam etmesi Yükseköğretim Kurulu tarafından da önerildi. Biz de o süreçte eğitime ara verildikten iki hafta sonra bütün programlarımızda bazı uygulamalı derslerimiz hariç olmak üzere uzaktan eğitim sistemiyle eğitime başladık altyapı hazırlıkları tamam. Esasen olarak. altyapı hazırlıklarımız vardı üniversitemizde. Tabi bu kapsamlı değildi ama e, üniversitemizde yıllardır uzaktan eğitim merkezimiz e, çatısı altında ortak derslerimizi uzaktan eğitim yöntemiyle yapıyorduk. Dolayısıyla bir tecrübemiz, bir altyapı teknik altyapımız da vardı. Bu bakımdan hemen e, bütün üniversiteye, bütün programlara, derslerimize 5000'den fazla ders lerimize uygulayarak ve bütün programlarda uzaktan eğitim yöntemine geçildi. Senkron ve asenkron yöntemiyle birçoğu canlı olarak uzaktan eğitim sistemiyle bir kısmı video dersler yöntemiyle dönemi tamamladık çok şükür. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için elimizden geldiğini yaptık. Geldiğinde çalıştık ve dönemi tamamlayıp hatta öğrencilerimizi bu olağanüstü dönemde bu yıl mezun da ettik son sınıf öğrencilerimizi. Biz de tebrik ederim onları. Hocam fakülte ve bölümlerinizden bahseder misiniz? Bir de ben üniversitenizin kuruluş hikayesinde merak ediyorum. Efendim üniversitemiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan tarihi mazbut beş vakıf. Temeli ile kurulmuş bir üniversite. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Mimar Sinan Vakfı, Hatice Turhan Sultan Vakfı, Nurbanu Sultan Vakfı ve Abdülaziz Vakfı olmak üzere. 5 mazbut vakıf deniliyor bunlara. Osmanlılar döneminde yöneticisi kalmamış olan vakıflar, genel müdürlüğünce yönetilen vakıflar. Bu beş vakfın vakfiyelerindeki eğitim amaçlarını yerine getirmek üzere kurulan, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, yani devletimiz tarafından ama gerçek bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuş olan bir üniversiteyiz. 10 yıl önce, 2010 yılında kuruldu üniversitemiz. 10 yaşında bir üniversiteyiz. Daha çok sosyal ve fen bilimleri ağırlıklı bir eğitim veren bir üniversiteyiz. 7 fakültemiz var. Ee, bu yedi fakülteyi sıralamak gerekirse, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, e, Mimarlık ve e, Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi gibi fakülteler Bir ve Güzel Sanatlar, sanatlar var. Fakültemiz, yedi fakültemiz, iki meslek yüksek okulumuz e, bulunuyor. Bu e, akademik e, birimler çatısı altında da e, altı ön lisans. 18 lisans ve 33 lisans üstü olmak üzere 50'den fazla programla eğitim öğretimimizi sürdürüyoruz. Araştırma merkezlerinizden de bahseder misiniz hocam? Tabii eğitim yalnızca müfredatlar, programlarla olmaması lazım. Kesinlikle. Eğitimin yani müfredat eğitiminin yanı sıra araştırma merkezleri, laboratuvarlar, gerekli. Biz de e, üniversitemizde 20'ye yakın 17 aktif araştırma merkezimiz şu an faaliyette. 4 e, hatta bugün de yine bir araştırma merkezimiz e, teklif edildi Yüksek Öğretim Kurulu'na. 5 araştırma merkezimiz daha açılacak. E, dolayısıyla bu araştırma merkezlerimizde e, çağımızın e, ihtiyacı olan alanlarda e, üniversiteyle e, sanayi, üniversiteyle toplumu buluşturan programlar, e, üretimler, tasarımlar yapılıyor. Bilhassa e, bu merkezler içerisinde e, alütim teknolojileri, alüminyum teknolojileri, alütim bismiyle kısaca alüminyum teknolojileri uygulama ve araştırma merkezimiz, e, alüminyum alanındaki sanayi ile çok yoğun işbirliği halinde e, çalışan bir merkezimiz. Biyomedikal araştırma merkezimiz şu an solunum cihazlarının üretiminde dahi çalışmaları olan bir merkezimiz, diğer merkezlerimiz hem üniversitemizi hem öğrencilerimizin bu merkezlerde belki uygulama yapma imkanı da elde etmeleri dolayısıyla önemli birimlerimiz. hocam peki öğrencinin hayalleri destekleniyor mu? Öğrenci bir girişimde bulunmak istese okulunuz bünyesinde bunu destekliyor musunuz? Efendim biz e, tabii ki bir aileyiz. Çok büyük bir üniversite değiliz. E, 7 bin civarında öğrencisi olan işte programlarımızı belirttik. Bir üniversiteyiz. E, kapımız daima öğrencimize açık e, ve değer veren bir üniversite sloganıyla belki çalışıyoruz. Öğrencilerimiz e, hangi talepte bulunurlarsa bulunsunlar tabii ki imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz. Onları hem öğretim üyeleriyle hem e, idari ve akademik personelimizle e, uyum içerisinde olmalarına dikkat ediyoruz. Uluslararası işbirliklerinizden bahseder misiniz hocam? Bir de e, eğitim dilini sormak istiyorum. E, üniversitemizde biraz önce belirttiğimiz e, program sayısıyla söylemiştik. Bu programlar içerisinde. İslami İlimler Fakültemizde %100 Arapça eğitim veriliyor ve ülkemizde ilk %100 Arapça İslami İlimler alanındaki fakülte bizim İslami İlimler Fakültemizdi. Burada %100 Arapça eğitim veriliyor. Türk ve uluslararası misafir öğretim üyelerimiz tarafından hazırlık sınıfı Arapça eğitiminden sonra 4 yıl lisans eğitimi yapılıyor. Ayrıca Mühendislik Fakültemizdeki 4 programımız Mimarlık Fakültemizdeki iki programımız ve Edebiyat Fakültemizin Psikoloji programı da yüzde %30 İngilizce eğitimle eğitimlerini sürdürüyorlar. Diğer programlar ise Türkçe olarak yapılıyor. Hocam değişim programlarınızdan da bahseder misiniz? Değişim programları üniversitelerin aslında dünyaya açılan yüzü. Biz de kuruluşumuzdan itibaren Erasmus başta olmak üzere Mevlana ve Farabi programları ile öğrencilerimizi dünyanın çeşitli ülkelerine anlaşma yaptığımız üniversitelere bilhassa gönderiyoruz bir veya iki dönemlerini de eğitimlerini oradan alarak dönüyorlar. Kuruştan beri birçok ülkeye bu şekilde öğrencimizi gönderdik. Tabi bu öğrencilerimizin gönderilmesi öğrencimizin başarılarıyla da orantılı, başarılı öğrenciler ancak. Belli bir ortalamayı Or, tutturan. Belli bir ortalamayı, ortalaması 3'ün üzerinde, 4 üzerinden 3'ün üzerinde olan öğrencilerimiz seçilerek gönderiliyor. Yabancı uyruklu öğrencilerinizi de sormak istiyorum hocam. Yabancı uyruklu öğrenci, uluslararası öğrenci diyoruz biz bunlara. Uluslararası öğrencilerimiz öğrencilerimizin oranı, sayısı üniversitemizde çok fazla. 60'tan fazla ülkeden 800 civarında... Uluslararası öğrencimiz hemen her programımızda eğitim alıyor. Bu oran aslında üniversitemizin öğrenci sayısıyla karşılaştırılınca %12'ye yakın bir oran ve Türkiye ortalamasının da ilk sıralarında yer alan. Türkiye Uluslararası öğrenci sayısının da üniversitelere göre ilk sıralarında yer alan bir oran. Bu öğrenciler bizim aslında... Kültürel zenginliğimiz, öğrencilerimiz de iç içe hem bizim öğrencilerimiz dünyanın o çeşitli ülkelerinden 60 kadar ülkeden gelen öğrencilerimiz de bir arada eğitimlerini tamamlıyorlar. Öğrencilerimiz onların kültürleriyle, o misafir öğrencilerimiz bizim kültürümüzle kültür aşırı elçiliği olup, de yapıyorlar aslında kültür elçiliği de yapmış oluyorlar. Peki öğrenciye katkısı yani bizim öğrencilerimize o çok kültürlü ortamda okumanın katkısı nedir hocam? Başta işte kültürel zenginlik, farklı milletleri tanıma, insanları tanıma, onların kültürlerini, genelliklerini tanıyıp öğrenme ve kendi kültürümüzle de onları karşılaştırıp etkileşim, dostluklar. Belki işbirlikleri yapacaklar işbirlikleri, hocam. Yabancı dilini geliştirecekler. Sonraki dönemlerde devam edecek. Yabancı dil bilgilerini bizim öğrencilerimizin, o gelen misafir öğrencilerimiz... Artırıyor, geliştiriyor Bizim öğrencilerimiz onlara Türkçe öğretiyor Onlar belki bildikleri dili bizim öğrencilerimize öğretmekteler Yararı çok Aslında buradaki değerleri de kendi ülkelerine aktarmış oluyorlar Hemen öğrenci kulüplerinizde sormak istiyorum Öğrenci kulüpleri üniversitelerin öğrencilerimizin çok aktif katıldıkları birimler aslında. 52 kadar öğrenci kulübümüz var üniversitemizde. Hemen her alanda, her branşta. Bu öğrenci kulüplerimizde öğrencilerimiz sosyalleşmeyi, ortak çalışmayı, projeler yapmayı öğrendikleri gibi bilimsel faaliyetler, seminer, çalıştay, sempozyumlar dahi düzenliyorlar kulüpler aracılığıyla. Bunun yanında işte geziler, kültür programları, söyleşiler de yapıyorlar. Dolayısıyla öğrenci kulüpleri öğrencilerimizin kaynaşması, bir araya gelmesi, normal rutin ders programları arasında sosyalleşmesi ...açısından önemli birimler Kesinlikle destekliyoruz. Hocam. Ceplerine ne atarlarsa üniversite çağında evet. kardır. Peki okulunuzun kampüs imkanlarından, işte öğrencilerin sosyalleşebileceği alanlar mevcut mu? Kaç yerleşkesi var? Fiziki olanakları, ulaşım nasıl? Bunları da anlatır mısınız? Efendim biz İstanbul'da Sur içinde de altı yerleşkesi olan bir şehir üniversitesiyiz aslında... Üç yerleşkemiz e, İstanbul e, Avrupa yakasında diyelim. Üçü de Üsküdar ili, ilçemizde. E, dolayısıyla rektörlüğümüz ve İslami İlimler Fakültemiz Fatih'te, İstanbul'un kalbinde. E, diğer e, fakültelerimiz e, Mühendislik, Mimarlık, Hukuk Fakültemiz ve Meslek Üstelik Okulumuz Haliç'te, e, Haliç yerleşkemizde. Üsküdar'da da Edebiyat ve Eğitim Fakültemiz, Güzel Sanatlar Fakültemiz ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulumuz eğitim merkezi bu dağınıklığımızın sebebi de aslında bizim bir vakıf üniversitesiyiz demiştik ya vakıflar Genel Müdürlüğü'nün üniversitemize tahsis ettiği tarihi mekanlar Üsküdar'daki Mimar Sinan'ın inşa etmiş olduğu Atikvalide Külliyesi. Ee, Haliş, yerleşkemiz yine Osmanlılar dönemindeki mühendishaneyi Berri Ümayun mühendis e, hane binası e, Topkapı yerleşkemiz Yeni Kapı Mevlevi Hanesi dolayısıyla böyle tarihi mekanlarda eğitim yapıyoruz e, geçmişimizden aldığımız o kültürü kültürel mirası o mirasın içinde hatta yapıların içinde eğitim öğretimimizi sürdürüyoruz ve inşallah önümüzdeki süreçte de belki yeni mekanlarımız, yeni kampüsümüz olacak yakın zamanda. O zaman asıl yeni programlar, yeni fakültelerle sosyal ve mühendislik alanında gelişmemizi sürdürmüş olacağız. Hocam, süremiz çok azaldı. Toparlayarak öğrenciler neden sizin üniversitenizi tercih etmeli? Öğrencilerimizi belki baştan söyleyemedik. Tabii bu çok olağanüstü bir süreçten sonra öğrencilerimiz sınava girdiler, bir puan aldılar. Hep, her birini tebrik tebrik ediyorum Biz ve tebrik bu edelim. sürecin kendilerine hayırlı olmasını, gönüllerince bir tercih yapıp gönüllerince istedikleri branşa yerleşmelerini diliyorum ben bütün öğrencilerimizin. Biz belirttiğim gibi bir vakıf üniversitesiyiz. Şehir içinde ulaşım noktalarına, noktalarına yakın toplu ulaşıma çok kolay erişilebilen bir yerlerde fakültelerimiz ulaşımla. Dolayısıyla bir de üniversitemizin misyonu geçmişten aldığımız o kültürel değerlerimize bağlı kalarak ve gelişen eğitim teknolojilerini de kullanarak donanımlı bir eğitim yapmaya gayret ediyoruz. Akademik kadromuz çok güçlü diyebilirim çünkü öğretim üyesi istihdamında çok rahat davranarak hemen alanındaki en iyi öğretim üyelerini Bölümlerimize istihdam etmeye çalıştık, çalışıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz tercih ederken üniversitelerin hem fiziki mekanlarına tabii ki ulaşımına bakacaklardır, hem de asıl önemlisi olan işte akademik kadrolarına Kesinlikle, kadrolarını hocam. da inceleyerek tercihlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz, kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Ben de sizlere teşekkür ediyorum ve öğrencilerimiz için de tekrar bu sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.